Herkese selam arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün özellikle böyle balık restoranlarında çoğu insanın söylemeye çekindiği, fiyat olarak da böyle korktuğu bir ürün olan tuzla balık yapacağız. Bizim şimdi güzel zıpkınla vurduğumuz bir tane levreğimiz var. Yani bu böyle takribi 1,5-2 kiloya yakın bir levrek. Bunu bugün tuzda yapacağız. Bunun için 1,5 kiloya yakın kaya tuzumuz var. Salamura tuzu diye geçiyor. 2 tane yumurtanın beyazı var. Bunu böyle koyuyoruz. Ve biraz da su ekliyoruz. Şimdi bunu yoğurup kar kıvamı aldıracağız. Yani böyle kar gibi olacak. Balığı bunun arasına koyacağız. Bunun da önemli olan kısım, balık hiçbir şekilde hava almayacak. Hava alırsa güzel olmaz. Bunun suyunu böyle azar azar ilave edeceğiz. Böyle hafiften de zaten köpürecek. Yani görselde zor gibi görünse de aslında çok kolay bir yemek. Bakın zaten hemen olmaya başladı. Yumurta, su ve tuz. Şimdi bunu biz burada yağlı kağıdın üzerinde yayacağız. Bunun bir kısmını böyle alıyoruz. Yağlı kağıdımızın üzerine. Şimdi ben yanınızda yapacağım zaten. Şimdi bunu balığın boyuna göre böyle açacağız. Bizim balığımız bayağı bir büyük. Gerekirse eğer balığın kuyruğunu da kesebiliriz. Sonuçta zaten kuyruk yenmeyeceği için sıkıntı olmayacak. Yalnız size bir öneri. Eğer elinizde kesik vesaire falan varsa eldivenle yapın. Evet, şimdi balığımızı yerleştireceğiz. Kuzu be, kuzu, vallahi billahi kuzu yani. Balığımızı şöyle yerleştiriyoruz. Böyle eksik kalan yere tuz takviyesi. Evet. Balığımız şimdi burada. Birinci parti bu. Şimdi bunun içini dolduracağız. İçi doldurma kısmında da balığımızı şöyle kenara alalım. Tahtamızı alacağız şimdi. Bu sırada pişirmek için fırınımızı zaten önden ısıtıyoruz 200 derecede. Ben bir soğan, bir sarımsak, limon. Defne ağacımız vardı ama yaprakları çok güzel olmadığı için defneden vazgeçtim. Şimdi bu soğanımızı böyle hafif soyup yuvarlak yuvarlak dilimleyeceğiz. Sonra balığımızın içine koyacağız. Ve en son aroma versin diye de ben tane karabiber kullanacağım. Sonra yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika, 1 saat 5 dakika yani tuzun üstü böyle kahverengileşene kadar bunu pişireceğiz. Çok da pişirmiyoruz çünkü içi kuruyabilir diğer türlü. Şimdi bu soğanımızı şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Çok da fazla ürün koymuyorum. Balık tadını kaybetmesin istiyorum. Çünkü zaten soğan ve sarımsak ciddi anlamda bize bir aroma zaten katacak. Yani bunu küçük balıkla da yapabilirsiniz. Mesela iki tane küçük balığı böyle yan yana koyup da yapabilirsiniz isterseniz. Bu arada limon da bahçemizin limonu. Yani isteğinize göre biberiye vesaire falan da kullanabilirsiniz. Ama biberiye daha çok etlerde güzel gittiği için ben biberiye kullanmıyorum.
limonlarımızı da böyle doğradık. Şimdi balığımızın içine yerleştireceğiz bunları. Böyle balığı temizledik zaten. Şimdi bunda bir önemli kısım da balığın içine tuz gelmemesi lazım. Tuz gelirse olmaz. Buna da dikkat ediyoruz yaparken. Yani sıfır girecek diye bir olay yok mutlaka. Yani tuza buluyoruz balığı, mutlaka tuz girecektir. Ama girmemesine özen gösterelim. Böyle. Soğanlarımızı koyduk. Şimdi sarımsaklarımızı koyalım. Balığın pullarını almıyoruz bu arada. Tuz balığın pullarına yapışacak. Ve içeriye tuz girmeyecek. Yani pulları da alabilirsiniz ama pullar balığı koruyacak. Karabiberlerimizi de attık. En son birkaç tane daha limonu şöyle koyalım. Ve balığı şöyle güzelce kapatıyoruz ki üzerine gelen tuz içine kaçmasın. Evet. Ha, burada olur belki şimdi tuz yetmeyecek, bilmiyorum. Eğer yetmezse hemen ilave tuzla bu arkadaşı kapatabiliriz. Yani işte benim mesela şu an tuzum yetmedi. Birazcık daha tuz yapacağım. Çünkü balığımızın hiçbir şekilde açıkta kalmasını istemiyoruz. Yani balığımız açıkta kalmayacak. Bu bizim için çok önemli bir husus. Balık açıkta kalırsa olmaz. Bunu birazcık daha böyle katı yapıyorum. Yani böyle tuzunuz yetmezse hemen ilave bir tuz yapabilirsiniz. Yani zaten mutfakta da pratik olmak önemli. Aa, tuz bitti deyip yemeği sonlandıracak halimiz yok. Şimdi bu tuzla bunu güzelce kapatıyoruz. Balığımız şu an hazır. Şu an tek yapmamız gereken fırına atıp pişmesini beklemek. Bunun da takribi süresi 1 saat olacak. Fırının ortasına doğru bu arkadaşı şimdi götürüyorum. Bir saat sonra görüşmek üzere deyip videoya ara veriyoruz. Balığımız geldi. Evet, şimdi şunu tuzunu ayıralım. Evet, hazır mıyız? Evet, şimdi efsane görünmüyor mu sizce de? Gerçi kafasının bir kısmı şu an görünmese de eti gayet sulu ve hoş duruyor. Pullarını ayıklamadığımız için de gayet güzel ve lezzetli olmuş. Yani lezzetli olmuştur.
Şimdi biz bunu yemeye geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yaptığınız balıkları da bana fotoğraf olarak atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çıkabiliriz kayıttan.